arkadaşlar. Matematik dersimizde fonksiyonlarda uygulamalar konusunda parabolde bir genel tekrar soru çözümüyle karşınızdayız. Bu dersimizde parabolle ilgili biraz daha üst düzeyde soru çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuz, şekilde y eşittir x kare eksi 16 parabolü ile bir d doğrusu verilmektedir. OA, AB ve OC'nin birbirine eşit oldukları vurgulanmış. Buna göre doğru ile parabolün kesişim noktalarının apsisler toplamı kaçtır denmiş. Doğru ile parabolün kesiştiği noktaların apsisleri toplamı sorulmuş. Yani arkadaşlar birinci noktam burası, ikinci noktam burası. Şimdi benim bu kesişen noktaları bulmam için ne yapmam gerekmekte? Parabolün denklemini zaten biliyorum. Doğrunun denklemini bulmam gerekiyor. İlk hamlem şöyle olur. Hemen parabolün eksenleri kestiği noktaları bulalım arkadaşlar. Eğer siz x'e 0 verirseniz y eksenini kesen noktayı bulurdunuz. Y'ye 0 verirseniz x kare eşittir 16'dan x eksenini kesen noktaları artı 4 ve eksi 4 olarak bulurduk. Hatırlayalım. Burada bir ipucu doğdu önümüzde arkadaşlar. B noktasının apsisi 4 ise A noktasını 2 buluyoruz. Zaten burası 0. Uzunluklar hep 2, 2 olduğundan C noktasını da eksi 2 olarak işaretlemem doğru olacaktır. Unutmayın düzlemin altında olduğu için eksi 2 olarak işaretledim. Peki şu anda ben bu doğrunun denklemini yazabilir miyim sorusu gündeme gelsin. Evet yazabiliriz. Nereden? Düzlemi kestiği noktaları bilinen doğrunun denklemini yazacağız arkadaşlar. X bölü x eksenini kesen nokta, y bölü y eksenini kesen nokta eşittir 1, unutmayalım bunu. Eksi 1 ile çarparsam x eksi y bölü 2 eşittir 1. Yani şöyle düzeltelim, x eksi y eşittir 2 elde ediyorum. X eksi 2 eşittir y elde etmiş oldum. Ne demiştik? Parabol ile doğrunun kesişim noktalarının apsisleri. Arkadaşlar parabol ile doğrunun kesişim noktalarını bulmak için bizim parabol denklemimizi doğru denklemimize eşitlememiz gerekiyordu, hatırlayın. Sonra hepsini bir noktada toplarsam x kare eksi x eksi 14 eşittir 0 yaparsam hepsini bu tarafa aldım. Bir denklem elde ettim. X kare eksi x eksi 14. Şu anda bu eşittir 0. Şu anda bu denklem arkadaşlar nedir? Parabol ile doğrunun kesiştiği noktaların apsislerinin yani x1 ve x2'nin denklemi arkadaşlar. Apsisler toplamı sorulduğuna göre x1 artı x2 soruluyor. Kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan aslında sorunumuzun cevabını çok rahat 1 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. İkinci örneğimize geçecek olursak. Şimdi şekilde penaltı noktasından bir tane şut çekilecek ve şut arkadaşlar parabolik olarak bir hareket gösterecek ve üst direkte çarpacak. Yani üst direkte patlayacak derler bir tabirle. Kalelerin yüksekliği 2 metre olarak verilmiş. Bu arada bakın 2 metre olduğuna göre düşey olarak burası da 2 metredir. Bunu unutmayalım. Topun kale çizgisine uzaklığı 6 metredir. Ve topun hareketinin bir denklemle ifade edilmiş biçimini görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ifade edilmiş. Bu bağıntıya göre modellendiğine göre topun tam inişe başladığı andaki yerden yüksekliği soruluyor. Yani eğer parabolik bir hareketimiz varsa arkadaşlar unutmayın şöyle. Bu harekette aslında sorulan şey tepe noktasının ordinatı. Onu bulacağız. Biz burayı sıfır olarak kabul edersek topun olduğu yeri. Unutmayın 6 metrelik bir mesafe ve kale direğini de buraya yerleştirirsem arkadaşlar. Aslında bu şekilde direğe çarpıyordu, unutmayalım. Şimdi 6 metre neresi? Şurası komple 6 metre. Ve şurası 2 metre olarak verilmiş. Peki o zaman buraya kadar 6 metre ise şu noktanın koordinatlarını yazın dersek aslında 6'ya 2 olarak söylemek mümkün arkadaşlar. Bu ne demek? Parabolün üzerinde bir nokta bulduk demek. Yani burası nedir? 6'ya 2. Bu nokta bu denklemi ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Y gördüğüm yere 2 yazarım. A çarpı X gördüğüm yere 6 yazarım. 6'nın karesini alalım arkadaşlar. 36 artı A artı 3 çarpı x yerine gene 6 yazarım. Eksi 2 denklemini sağlamaya çalışalım. Şimdi 2'yi bu tarafa alıyorum. 4 eşittir 36A
Artı şunu da dağıtırsam 6a artı 18 yapar. Şu ikisini yine topladık. 42a. 18'i karşıya gönderdik. Eksi 14. Buradan 42'ye bölünce eksi 14 bölü 42 yani eksi 1 bölü 3 olarak sadeleştirdim. A değerini buldum arkadaşlar. Peki. O zaman bu denklemimizi yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Nedir? A'sı eksi 1 bölü 3 x kare A yerine yazdım. Şimdi yine şuraya eksi 1 bölü 3 yazacağım. Hemen üstünde toparlayalım. Payda işlerseniz 9, 8 bölü 3 x olacak. 8 bölü 3 x olacak. Eksi 2. Parabol denklemi yazıldı. Ne sorulmuştu? Kale çizgisinde topun inişe başladığı andaki yerden yüksekliği. Yani bana arkadaşlar ordinat, tepe noktasının ordinatı olan K soruluyor. Hatırlayın K'yı nasıl bulacağız? Önce R'den başlayacaktık. R eksi B bölü 2 A olarak kullanabilirim. Ne olacaktır? Eksiler birbirini götürse, üçler birbirini götürse 8 bölü 2'den 4'ü bulduk. Şimdi son olarak da K'yı bulmak için 4'ü yerine yazacağım arkadaşlar. 4'ün karesi 16. 1 bölü 3'te çarpınca eksi 16 bölü 3. 4 çarpı 8 bölü 3 artı 32 bölü 3 yaptı. Bir de eksi 2 var. Şu ikisi 16 bölü 3 yaptı. 16 bölü 3 eksi 2'den 10 bölü 3 olarak yakalamış olduk. Şu yükseklik arkadaşlar 10 bölü 3 metre olarak gündemimize geldi. Sıradaki sorumuzda şekilde bir otoyolun tünellerinin giriş çıkışları gösterilmektedir arkadaşlar. Bu tünellerde özdeş iki tünelden bahsedilmekte ve şöyle bilgiler bulunmakta. AD'nin 25 metre olduğunu söylüyor. Tünelin iki ucu arasındaki zemin uzaklığı. BC aradaki mesafe şurada 1 metrelik bir mesafe var. Tünelin iç yüksekliğinin 6 metre olduğu söylenmiş arkadaşlar. Zaten şurası 25 metreydi. 1 metreyi düşersek 6, 6, 6, 6 diye hemen başında bunları yazalım ki size zorluğunu azaltmış olalım. Şimdi soru diyor ki tünelin iç yüksekliği 6 metre olan 2 tane özdeş tünel bulunmaktadır. Bunların arasına doğal yaşam için hayvanların geçişini sağlayacak bir köprü inşa edilmek isteniyor. Bu köprünün uzunluğu, şuradaki uzunluğu 3 metre olarak vurgulanmış arkadaşlar. Köprü tam ortada tünellere eşit mesafede yerleştirilince köprünün yerden yüksekliği olan şu H uzunluğumuz kaç metre olur şeklinde bir sorumuz var. Gayet güzel bir çizimli bir soru. Bir bakalım nasıl ulaşabiliriz buna. Şimdi bunun çizimini biz de şu sanal ortamda bu şekilde görelim. Arkadaşlar şunu demişti soru. 25 metrelik bir mesafe var. Şurası 1 metre. Özdeş iki tünelden bahsettiğine göre 21'i düşersem biri 24. 6, 6, 6, 6 diye ayırdım. Ne diyordu? Yüksekliğe de 6 metre söylenmiş. Ve şuraya bir köprü inşa edilmek isteniyor. Bu köprünün şu yüksekliği kaç olur diye sorulmuş arkadaşlar. Köprünün 3 metre olduğunu söylemiş ve iki tarafa da eşit uzaklıkta olduğunu ifade etmişse şu 1 metre buraya denk gelecektir. 3 metreden 1 metre bu tarafta, 1 metre bu tarafta kalması gerektiğini anlamış oluyoruz. Peki bu modellemeden ben bu parabolün denklemini yazabilir miyim diye bakarsak A çarpı nasıl kullanalım arkadaşlar? Bakın tepe noktası belli olduğuna göre 6'ya 6 bunu kullanarak yazalım. X eksi 6'nın karesi artı 6 diye yazabiliyordum. Peki A noktasını bulayım. Nereden bulurum A noktasını? Ya orijinden 0'a 0 olarak düşünün ya da şurayı mesela 12'ye 0 olarak düşünerek yapabiliriz. Peki ben 0'a 0'ı kullanmak istiyorum. Y'ye 0 yazdım. X'e de 0 yazdım. Eksi 6'nın karesi artı 6. 6'yı karşıya attım. Eksi 6 36 A elde ettim. Sadeleştirirsem de A'yı bulmuş oldum arkadaşlar. Peki bu denklemi yeniden yazalım. Eksi 1 bölü 6 parantezinde x eksi 6'nın karesi artı 6 elde ettim. Ne soruyordu? Köprünün şu dik yüksekliği kaçtır diye soruyordu. Arkadaşlar değdiği yer burası. Bakın şurada 3 metre demiştik. 1 metreyi ortaya vermiştik. Geri kalan birer metreyi sağa ve sola eşit paylaştırmıştık. O zaman tam şu ayağın şu kısmı eğer 12 metreyi sağlıyorsa, şurası tam 12 metre ise 1 metre geriye çekilmeliyiz. Demek ki şu haş uzunluğu şu değil tam ayak kısmı 1 metre düşersem arkadaşlar 12'den 11 olacaktır. O zaman tam yani şöyle bir daha görelim. Şöyle düzlemde arkadaşlar 12 idi tam uzunluğu. Şuradan 1 metreye düşecek olursam şuraya 11 metre demem
uygun olacak. Şurası da haş. Haşı bulmanın yolu demek ki neymiş? Parabolde x gördüğüm yere 11 yazarsam eksi 1 bölü 6 çarpı 11 yazdım arkadaşlar. 5'in karesi artı 6. Eksi 25 bölü 6 artı 6 yaptı. Yani o benim y ya da h uzunluğum 36 eksi 25'ten 11 bölü 6 olarak elde etmiş oluyorum. Gayet de güzel bir soru oldu arkadaşlar. Bir başka soruya geçiyorum şimdi de. Bir parabol ile doğrunun eksi 2 noktasında ve ayrıca tepe noktasında kesiştiğini belirtmiş bir şeklimiz var. Parabol y eksenini 8 noktasında kesmiş. Parabolün zaten ekseni kestiği noktaları tam olarak vermiş. Buna göre yamuğun alanını bulur musun demiş. Arkadaşlar tepe noktasının ordinatını absesini bulabilir miyiz? Ordinatı zaten yükseklik. Bakın eksi 2 ile 4'ün tam orta noktası olduğunu görürüz değil mi? Toplayıp 2'ye bölerseniz ne yapacağız? 2 bölü 2'den ne elde ettim? 1. Demek ki şu nokta absis olarak 1. Bazıları 4 ile eksi 2'yi toplayıp 6 diyebiliyor. 6'yı 2'ye bölerse 3'tür. Evet 3 diye bir şey bulmanız mümkün ama 3 diye bulduğunuz arkadaşlar uzunluk şurasıdır. Yani 3 bulmuşsanız 4'ten 3'ü düşüp tekrardan 1'e gelmeniz mümkün olmakta. Peki bu parabolün denklemini yazalım. A çarpı x eksi eksi 2'den x artı 2 ve de x eksi 4. Şimdi ne yapıyorduk? 0'a 8 bu noktasını kullanıp a'yı bulalım. 0 yazarsam 2, 0 yazarsam eksi 4. Eksi 8'den eksi 1 bulduk mu a'yı bulduk. O zaman parabol denklemimiz netleşti. Eksi 1 çarpı x artı 2 ve x eksi 4'ten oluşmaktadır diyebiliriz. Peki bana ne lazım? Şimdi yamuğun alanını bulmak için bakın şu yüksekliği zaten bulduk. 1 metre olarak duruyor. Şurayı bulmam lazım. Benim şurayı yani tepe noktasının ordinatını bulmam lazım. Nasıl bulurduk ordinatı? Eğer absisi biliyorsam yerine yazarım tepe noktasında. Şimdi x madem 1 görüyoruz r'sini arkadaşlar yazalım. 1 yazarsam 3 çıkacak. 1 yazarsam eksi 4 çıkacak. Hepsini çarpınca ne bulduk? 12. Demek ki şu yüksekliğimiz 12 oldu arkadaşlar k değerimiz. Peki biz yamuğun alanını bulacaksak eğer şu noktaya ihtiyacım var. Bu noktayı bulmanın birkaç yolundan bahsedebiliriz. Mesela tepe noktasını 1'e 12 olarak bulduysanız şu noktayı da eksi 2'ye 0 olarak biliyorsanız iki noktası bilinen doğrunun denklemini yazarak sonra eksenleri kestiği bölgelerden bulabiliriz. Bu soruyu üçgenden halledemez miyiz benzerlikle? Tabii ki halledebiliriz. Bakın bu da bir yöntem. Şurası 2 birim uzunluğunda, burası 1 birim uzunluğunda. Şu kısma A diyelim diyeceğim ama B diyelim arkadaşlar. Şuraya da 12. Benzerliği hatırlarsınız değil mi? 2'nin 3'e oranı, B'nin 12'ye oranı desek yeterliydi. 4 kere 2'den kaç bulmuş oluyoruz? Şurada bir hata yapmışız arkadaşlar. 1 eksi 4'ten eksi 3. Burası 9'du. Düzeltelim. Çünkü soruda hata olacaktı. Burası 9. Şurayı 9 olarak düzelttiğimde görüyorsunuz ki B'yi 6 buldum. Burası 6. Şimdi B'yi 6 bulduysak yamuğun alanını hesaplayabiliriz. Neydi yamuğun alanı? Alt taban ki 9 oluyor arası artı üst taban 6 oluyor. Bölü 2 çarpı yükseklik arkadaşlar 1 oluyor. 15 bölü 2 bizim yamuğun alanı oluyor arkadaşlar. Şurada 1 yazarken dikkat edin eksi 3 olarak düzelttim. Oraya dikkat edersek soruda bir sıkıntı kalmadı. Sıradaki sorumuzda 2 tane parabol verilmiş. Bu paraboller B ve C noktalarında kesiştirilmiş arkadaşlar. Buna göre A ile D arasındaki uzunluk nedir diye sorulmuş. Şimdi bu iki parabolün kesiştikleri noktalar dikkate alındığında ilk önce dikkatimizi çeken arkadaşlar C noktası. Yani Y eksenini kesen noktalar. Y eksenini kesen noktalar aynı olduğu için iki parabol içinde. Hatırlayın daha önce de defalarca yapmıştık. Bir parabolün Y eksenini kesen noktası C noktasıydı. Diğerinde de aynı şekilde görürsek biz buradan 2A-6'nın kesinlikle 3A-3'e eşit olduğunu görmeliyiz. Karşıya atarsak, bunu da karşıya atarsak A'nın eksi 3 olduğunu görmüş olduk. Hemen yerine yazınca 2x kare artı 2x eksi 3 yerine yazınca eksi 12 çıktı. Bu ilk parabolümüz.
Diğer parabolümüze de y eşittir eksi x kare artı 8x eksi 3'ü yerine yazınca eksi 6 eksi 12 gördüğünüz üzere bu şekilde eksi 9 eksi 12 bulduk. Peki ne istiyordu? B ve C noktalarını bulduğumuza göre A ve D noktaları arasındaki uzaklığı soruyor. Peki bu noktalar bu parabollerin neleri arkadaşlar? Kökleri. O zaman bu denklemlerin köklerini bulmalıyız. Hatırlayın eksenleri kesen noktaları bulmak için özellikle x eksenini kesen noktayı bulmak için y'yi 0'a eşitliyordum. Yani 2x kare artı 2x eksi 12 eşittir 0. 2 ile sadeleştirdim. X kare artı x eksi 6 eşittir 0. X x 3'e 2 diye ayırdım. Artı 3 eksi 2. İkisini tek tek 0'a eşitleyince 2 çıkıyor bir nokta. Bir noktada eksi 3 çıkmaktadır. Şimdi bunları birazdan yerleştiririz. Diğerini de çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Yine y'ye 0 veriyorum. Eksi x kare artı 8x eksi 12 eşittir 0. Ya da eksiyle çarparsak x kare eksi 8x artı 12 eşittir 0. Bu denklem xx 6'ya 2 diye ayırırsam yine 0'a eşitlersem x'i 2 ve 6 buluyorum. Bu noktaları düzlemde yerine yerleştirecek olursam bakın 2 ortak nokta çıktı. Onun B noktası olduğunu anlamış olduk. Eksi 3 düzlemde zaten eksi tarafta. Diğeri de 6. Bize sorulan uzunluk arkadaşlar AD uzunluğu. Eksi 3'ten ta 6'ya kadar olan uzunluk. O zaman AD uzunluğunda tabi mutlak olarak toplarsak 9 birim bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir başka örneğimize bakacak olursak şöyle bir örnek verilmiş. AX kare artı 3X eksi 2 parabolü ile eksi X kare eksi 5X artı 2 parabolünün birbirine ne olduğu söylenmiş? Teğet. Arkadaşlar sorunun çözümü hemen burada kendini belli etti. Bir parabol başka bir parabolle bir noktada teğet oluyorsa biz teğet kelimesini duyduğumuz zaman delta'yı ne alacaktık? 0 alacaktık. Peki nerede? Tabii ki arkadaşlar ortak çözümde bu iki denklemi birbirine ne yapıyorduk önce? Eşitliyorduk. Eksi x kare eksi 5x artı 2. Hepsini bir tarafta toplarsam. A artı 1 x kare olur. Değil mi? Hani artı x kare diye getirdim. Artı 8x olur. 3 ile 5'i topladım. Bir de eksi 4 olur. Eşittir 0. Şimdi b kare eksi 4 ac 0 yapacağım. 8'in karesi 64 eksi 4 çarpı a çarpı c. C'de nedir? Eksi 4'tür. Eşittir 0 yapıyorum. 64. 4 kere 4 arkadaşlar artı 16 ama karşıya atıyorum. Eksi 16 çarpı a artı 1 diyorum. Eksi 16 ile 64'ü sadeleştiriyorum. Tam katı eksi 4 eşittir a artı 1 oluyor. 1'i de karşıya alınca a değerini ne yaptık? Eksi 1 olarak rahatlıkla bulduk. Bu iki parabolün birbirine teğet olması için a'nın eksi 5 olması gerekmektedir. Bunu da unutmamış olalım. Bir başka sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şekildeki parabolün tepe noktası y ekseni üzerindedir. Büyük bir ipucu geldi. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerindedir. Hatırlıyor muyuz ipucunu? Bir parabolün tepe noktası y ekseni üzerindeyse arkadaşlar apsisi bakın tepe noktasının apsisi zaten sırıtıyor. Sıfır. Yani kim sıfırdır burada? R. Başka bir deyişle kim sıfırdı? Hani defalarca söylediğimiz bilgi. B sıfır arkadaşlar. Nerededir bu parabolde B harfi? Tabii ki şurası. O zaman ben a eksi 2'nin 0 olduğunu anladım. A'nın da kaç olduğunu anlamış oluyorum. Şurası artı 2 olmalı. Yanlış yapmış olmayalım. A'nın eksi 2 olduğunu görmüş olduk. Peki denklemi düzeltecek olursam parabolümüz neye eşit oldu arkadaşlar? A yerine eksi 2 yazarsam ben ne olur? Eksi 2 x kare burası gider artı 9 olur arkadaşlar. Parabolümüz bu. Eksi 2x kare artı 9. Çok rahat, çok net bir parabol. Peki şimdi biz ne yapacağız? Bu yamuğun alanı bulmam için parabolün eksenleri kestiği noktaları bulmam gerekiyor. Nasıl mıydı? Tabii ki kime 0 vererek? Y'ye 0 vererek. Eksi x kare artı 9 eşittir 0. 2x kare eşittir 9. X kare eşittir 9 bölü 2. X eşittir hem artı hem eksi. Unutmayın kök için aldığım için 3 diye çıkartırım bölü kök 2. Ya da eşitlikle çarparsam 3 kök 2 bölü 2. Neresi? Şurası 3 kök 2 bölü 2. Şurası da eksi 3 kök 2 bölü 2 oluyordu. Artı ya da eksi hatırlayalım. Peki tamam tabanı bulduk. Taban aslında bu ikisini toplarsam çok da güzel bir sayı. 3 kök 2 çıkmakta. Alt tabanı bulduk. Neydi başka? Üst tabanı bulmam gerekiyor. Yükseklik zaten 5. Onda bir sıkıntımız yok. Peki bu 5 bizim işimize yarayacak mı? Tabii ki yarayacak. Arkadaşlar yüksekliğin 5 olması
şurada bir noktaya denk gelmektedir. Buradan kenardan çizince. Apsisi bilmiyorum. Apsisi isterseniz bir harflendirelim. Mesela B diyelim şimdi de. Buradaki B harfini denklemde yerine yazdığım zaman bana ordinat olan 5'i vermek zorunda. Çünkü bu nokta B'ye 5'tir ve tam olarak parabolün üzerindedir. O zaman denklemimizi şuraya alırsak. Eksi 2 B kare artı 9 eşit olmalıdır 5'e. Ne elde ediyorum? Eksi 2 B kare eşittir 4. B kare eşittir 2. B'yi de yine artı eksi kök 2 buluyorum. Ne demek? Burası artı kök 2 uzunluğuna sahip. Burası eksi kök 2 uzunluğuna sahip. Şimdi bunu dışarıda net olarak gösterirsek şöyle oldu arkadaşlar. Alt taban 3 kök 2, üst taban uzunluk olarak 2 kök 2 ve yükseklik arkadaşlar 5 çıktı. Neydi alan? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik idi. 5 kök 2 bölü 2 çarpı 5. Yani 25 kök 2 bölü 2 olarak alanı bulmuş olduk arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Video ile ilgili dokümanlara videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.